müzakereler yapıldı ve bana ulaşan bilgilere göre Sayın Bahçeli referanduma kesinlikle karşı çıkmış. Asla referanduma gidilmeyecek. Bunun karşılığında ben de HDP ile görüşmenize sorun çıkartmayacağım demiş. Şimdi bu önemli, evet, bu bir önemli. Saray çok kulisi. Evet. Yani hatta ikinci bir şey daha. Yine anayasa değişikliği geldiğinde anlayacağız bunun doğru olup olmadığını. Aile kavramını da çıkartın. Sadece başörtü konusu gelsin ve referanduma gidilmeyecek bir formülle bu gelsin şeklinde bir talebi olmuş Sayın Bahçeli'nin. Ve Sayın Erdoğan da o sebeple bir geri adım attı. Tabii siz profesyonel gazeteciler ve bizler de çok alıştığımız için Erdoğan'ın bu geri adımlarına yine sıradan bir Erdoğan dönüşüdür dedik ve üstünde durmadık. Ama oradaki geri dönüşün arkasında Bahçeli'den var. Evet. Kırmızı kart vardı. Evet. Durum yani referanduma kesinlikle onay vermeyecekleri ve evet, bu yüzden de bir şimdi sizler herkesin onaylayabileceği bir kalıp olarak bir uyum içerisinde insicamla çalışan altılı masayı eleştiriyorsunuz. Saygı duyuyorum buna. Hadi daha fazla diyorsunuz. Daha çok çalışın. Birlik beraberlik diyorsunuz. Daha güçlü muhalefet diyorsunuz. Çünkü biz aklımızı ve vicdanımızı kimseye teslim etmedik. Bravo. O yüzden soruyoruz. Çok doğru ve çok yerinde. Ama öte yandan sarayın derin koridorlarında ve dehlizlerinde böyle derin çatışmalar da var. Bunları da zaman zaman ben sizinle paylaşırım. Zaten bunu pek çok örneğini de gördük. Yani aslında işte en son AKP Başkan Vekili'nin açıklamasına MHP'nin verdiği yanıtı gördük. Çok haklısınız. Yani siyasetçi olarak biz de hakkınızı teslim edelim. Teşekkür ederim. Böyle bir gerilim oluyor ama kimse Cumhur İttifakı'nda kriz, işte çok büyük olay falan i̇şte demiyor. Var, ciddi masada bir kriz yaşandı. Böyle bir şey olsa evet, biz gazeteci refleksiyle haklı olarak yani bütün medya bunun üzerinde çok herhalde fazla bu akşam durumu manşetinde yakaladınız şöyle. Bu, evet, bu evet, önemliydi. Önceden konuşmamıştık. Bu önemli bir saray kulisiydi. Şimdi MHP'den söz açılmışken o zaman İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir daha döneyim. Çünkü reklam buyurun arasında bir soru geldi bunu konuşmadınız diye. Şimdi Bahçeli'nin Soylu'nun arkasında olduğunu biliyoruz artık. Hani desteklediği isimlerden biriydi. Acaba Sayın Erdoğan'ın bu kadar Soylu'nun hakimiyetini sağlaması, kalması, hala görevden almamasının nedeni de Bahçeli mi diye de çokça tartışılmıştı. Ama hafta sonuna ilişkin bir başka kulis vardı. O da bu saldırıdan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığı fakat yanıt ve dönüş alamadığı, bu nedenle de istifayı düşündüğünü yakın çevresine anlattığı gibi bir kulis. Yani dönem dönem Sayın Soylu'nun istifasına ilişkin böyle geleneksel süreçler başlar. Bu mümkün müdür? Böyle bir bilginiz var mı? Bende böyle bir bilgi yok. Bilgi olmadığı için de sadece analiz yapabilirim. Erdoğan'ı tanıyan birisi olarak analiz yapabilirim. Erdoğan aslında Soylu'yu çoktan gözden çıkarttı. Ama bir denklem var. O denklemi Erdoğan gözlüyor ve o denklemde süreç kendi lehine ne zaman dönerse Soylu'yu görevden alacak. Alacak diyorum çünkü Soylu'nun bana göre istifa etme kapasitesi yok. Böyle bir kabiliyeti yok. Erdoğan ne zaman isterse Soylu'yu ben seni görevden aldım diyecek ve Soylu görevden alındığını başkaları tarafından duyacak. Böyle bir süreç çalışır AKP mekanizmasında. Sayın Erdoğan süreci analiz edecektir. Siyaseten en az hasar alacağı denklemi kurgulayacaktır ve Soylu'yu görevden alacaktır. Soylu Türk siyasetinde yok. Bunun altını çizerek söylüyorum. Süleyman Soylu ismi seçimlerden sonra Türk siyasetinde olmayacak. Net olarak seçime söylüyorum. Kadar olacağı seçime kadar olacağı anlamı çıkmasın buradan ama seçim arefesinde ben bunu bir buçuk yıl önce yine sizin kanalınızda söyledim. En kritik zamanda görevler alacak dedim ve o da seçim arefesinde olacak. Göreceğiz. Bu bir analiz, bu bir bilgi değil ama bu analizimi altını çizerek söylüyorum. Türk siyasetinde Süleyman Soylu olmayacak. Şimdi bitirirken son soru şununla devam edelim. Çünkü bir iktidar değişimi mümkün olacaksa onun da ilk maddelerinden biri seçim güvenliği olacak. Bu masada çok tartıştık sizinle. Hatta siz bir seçim sisteminden söz ettiniz. Ben o dönemde bu masada İYİ Parti'de değildiniz ve Timur'la size sormuştuk. Yani bu sistemi anlattınız mı muhalefete? Bu derdi. İYİ Parti'yi neler anlattım çalışıyoruz üzerinde. Ya, güzel. Ama biz saldırı sonrasında bir şeyle karşı karşıya kaldık. Yani hiç kimse Twitter'a giremediği, interneti kullanamadığı bir yasakla, bir sınırlamayla karşı karşıya kaldık. Ve tabii akıllarda aynı soru. Seçim gecesi benzer bir şeyi yaşar mıyız, yaşamaz mıyız? Masada sanıyorum bu da tartışıldı. Buna ilişkin bir önlem alınacak mı?
Şimdi seçim güvenliği çok önemli ve hakikaten demokrasi için vazgeçilmez. Hele hele Türkiye'de. O bakımdan kaygınızı anlayışla karşılıyorum. Aynı kaygı bende de var. O sebeple her oturduğumuz ortamda, her görüştüğümüz platformda seçim güvenliğini konuşuyoruz, tartışıyoruz. Altılı Masa'nın yetkili kurulları seçim güvenliği konusunda zaten teknik bütün altyapıları hazırladılar. Nedir bu? Seçmen listeleri askıya asıldığında bunların teker teker kontrolü, seçim günü her sandıkta sandık görevlilerinin olması, ıslak imzalı tutanakların muhafaza edilmesi, kayda alınması, güvenli bir şekilde Ankara'ya taşınması, hukukçuların sürekli görevde olması vesaire. Bunlar olacak olan şeyler. Tabii sosyal medyanın bir aslında testi yapıldı terör saldırısının olduğu gün ve sosyal medya kısıtlaması, Twitter veya internetin kısıtlaması önemli bir işaretti. Seçim gecesi siz bunun bilinçli yapıldığını mı düşünüyorsunuz? Ben bunun bir test olduğunu düşünüyorum. Bir bilgim yok ama benim kendi hissiyatım ve kanaatim bu bir testti. Süreç nasıl çalışıyor şeklinde bir testti. Çünkü iyi bir zemin vardı. Kimse tartışamayacaktı terör üzerine alınmış bu kararı. Bu bir testti. Şu anda sistem sınandı. Ben yine de seçim gecesi böyle bir niyet olacağı kanaatinde değilim. Olsa da işe yarayacağı kanaatinde değilim. Burada aslında hem seçmene yani topluma hem de siyasetçilere düşen çok önemli görevler var. Medyanın sorumluluğunu ve görevini ayrı tutuyorum. Sizin o konuda bütün çabayı ortaya koyacağınıza dair hiçbir şüphem yok. Siyasetçiler sandık güvenliği konusunda atması gereken bütün adımları atacaklar. Bu anlattığım çerçevede çok ciddi çalışmaların yapıldığının altını çizebilirim. Fakat topluma düşen de çok önemli bir sorumluluk var. Bu tarihi bir seçim. Bu seçimde sadece iktidar değişikliği oylanmayacak Şule Hanım. Bu seçimde Türkiye'nin istikbali oylanacak, yavrularımızın geleceği oylanacak. Eğer Erdoğan bir kez daha ipi göğüslerse, onun özelinde tek adam rejimi, bu ucube rejim yoluna devam edecek olursa biz işte o zaman başka bir Türkiye'yi konuşuyor olacağız. Bizim hayal ettiğimiz bir Türkiye var. Demokrasi, İnsan hakları, hukuk, bizim çok değer verdiğimiz kavramlar. Laik Türkiye Cumhuriyeti, birlik beraberlik içerisinde herkesin eşit ve birinci sınıf olduğu bir Türkiye Cumhuriyeti. Biz buna çok değer veriyoruz. Ve bu kavramlardan hiçbirimiz ödün vermeyeceğiz. İşte o zaman bunların hepsi tartışılır hale gelecek. Ve birimizin özgür olmadığı bir ülkede, birimizin hukuk güvencesi dışında olduğu bir ülkede hiçbirimizin güvencesi yok. Dolayısıyla böyle bir düzeni biz yeniden savunabilmek için, muhafaza edebilmek için elimizden geleni yapacağız. Ama topluma düşen de görev var. Buradan sizin vasıtanızla bir mesaj vermek istiyorum. Lütfen herkes sandığa gitsin. Tatildeydim, izindeydim, seçmen kaydımı kontrol edememiştim, seçmen listesini kontrol edememiştim. Bakın bu tarihi bir sorumluluk. Herkes sandığa gitmeli. Sandığa gitmek de yetmez. Herkes yanına sandviçini alsın, meyve suyunu alsın ve seçim günü sandık başlarında beklesin. Ne olur uyumasınlar. Ben hayatım boyunca dünya kadar nöbet tuttum. Sabaha kadar uykusuz geçirdiğim binlerce gece oldu. Lütfen uyumayın. Bir bu gece halk bunu defalarca yaptı ama Turan yapmadı Bey. Siyasetin eksikliğini de hep halk özveriyle tamamladı. Bakın bu bir topyekün bir mücadele. Medya o gece gerekeni yapacak. Zaten şu anda gerekeni yapıyorsunuz. Siyaset çok ağır bir sorumluluk üstlendi ve hiçbir kusur ve kabahat işlemeden, bir eksik yapmadan o süreci sağlıklı bir şekilde götürmek zorunda. Ama toplumdan da benim böyle bir talebim var. Lütfen burada anlayış gösterin. Toplumun bu konudaki tavrını ve duruşunu takdirle karşılıyorum ama bu seçimin diğer seçimlerden çok farklı olacağının altını çiziyorum. Bu seçimde biz yavrularımızın geleceğini oylayacağız. Bu seçimde doğruyla yanlışı oylayacağız. Güzelle çirkini oylayacağız. Demokrasiyle despotizmi oylayacağız. Ve yolsuzluklarla hakkaniyeti oylayacağız. Hukukla hukuk dışı bir düzeni oylayacağız. O sebeple bu seçimler tarihi öneme sahip seçimler. Hepimiz üstüne düşeni yapacağız. Ve ben zerre kadar şüphe duymuyorum. Artık bu 20 yıllık ucube düzen bitecek. Hadi program bitmeden Erdoğan'la yıllar önce yaptığım bir konuşmayı da söyleyeyim, bir kehanetini söyleyeyim. Onu da belki bu akşam manşet olarak kullanmak istersiniz. Milletvekili olduğum dönemde biz Sayın Erdoğan'la bir tartışma yaşadık. O dönemde milletvekili olmamı istememişti kendisi. Ben de ona rağmen gittim seçim bölgemden, ön seçime girdim, birinci çıktım. Yine istemedi. Sonra da ben istifa ettim. Milletvekili aday adaylığından istifa ettim ve çantayı toplayıp ayrıldım partiden. Ve ayrılırken bana şunu söyledi. Biz dedi bu ülkeyi 20 yıl beraber yönetecektik seninle. Bakın bu 20 yıl lafı Erdoğan tarafından kullanılmış bir laftı. Bunu Erdoğan'ın kehaneti olarak görün bu akşam. Ve seçimin artık bu tarihi kehanetin
hayata geçeceği bir dönüm noktası olarak görün. Evet. Bu bir siyasi magazin olarak da belki değerlendirilebilir ama Erdoğan'ın kehaneti olarak ben tarihe not düşmek ve kayıt düşmek adına sizinle bunu paylaşmış olayım bu akşam. Evet, mücadeleyle, umarız kehanetle değil mücadeleyle elbette, iktidar değişir elbette. Ama bu seçimde neyi oylayacağız dediniz, tek tek sıraladınız. Lütfen reklama kadar bizimle kalın çünkü bu dosyayı dinlemek isteyeceğinizi tabii düşünüyorum. Ki, tabii ki. Eğer zamanınız tabii, varsa tabii, bu seçimde şunu oylayacağız çünkü biz insanların çocuklarımızın